2005 yılında bölge balıkçıları bana geldi. İşte su gözü termik santrali nedeniyle denizde balık kalmadı. Biz tazminat davası açmak istiyoruz dediler. Sonra biz su gözü termik santrali aleyhine balıkçılar adına tazminat davası açtık. Şu ana kadar 16 tane termik santralin lisans iptal davası açtık. 20 tane dava açtık 16 tane proje için. Bu 16 projenin de aldığımız kararlar nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 22 tanesinin de başvurusunu reddetmek zorunda kaldı. 22 artı 16, 38, bu 38 tane termik santral projesinden 4 tanesi yapılabildi. 4 tanesi yapılabilmesine rağmen şu anda Türkiye'nin %35 enerji arz fazlası var. Emba Termik Santrali'yle çok ilginç bir süreç yaşadık. Biz Emba Termik Santrali'nde davayı açtık. Bilirkişi raporu %100 bizim lehimize olmasına rağmen davayı mahkeme reddetti. Bilirkişi raporu hem tarım alanlarını yok ettiğini, termik santralin, su gözü termik santralin çalıştığı bölgede kanser oranlarının %1200 arttığını sabitledi ve bu bölgede kümülatif etkinin hesaplanması gerektiği yönünde bizim lehimize bir bilirkişi raporu verildi. Ama buna rağmen mahkeme davayı reddetti. İnşaata başlamış projeleri durdurduğu da olduğu için kendi ülkesi dahil olmak üzere hava kirliliğini önlemek nedeniyle bunun olmayacağı anlamına da gelmiyor. Çin Avrupa Birliği'ne yakınlaşıp iklim krizini durdurma yönünde adımlar atacağını söyledi, açıkladı. Hani hem hava kirliliği hem biyoçeşitlilik etkisi hem de iklim krizini tetiklemesi yüzünden ve özellikle Türkiye'nin ithal kömür politikalarını tamamen bitirmiş olması, yerli kömürle ilgili politikalarının yavaşlamasının üstüne birazcık ters kaçan bu projenin bir an önce sonlandırılması gerekiyor. Ya bu termik santralleri engelleyeceğiz ya da bu bölgeden göç edeceğiz yani. Bu bölgede yaşanmayacak. Kömürlü termik santrallerden yenisini yapmaktan kesinlikle vazgeçmezsek, var olanları da kapatmayı düşünmezsek, bu bölgedeki yaşamın daha da kısalacağı net. Bunu bilim diyor.